Mutluluklar Evi. Buyurun. Mr. Parker Payne'la görüşebilir miyim acaba? Randevunuz var mıydı efendim? Yok, hayır. Fakat... Bir dakika beklerseniz meşgul olup olmadığını kendisine sorabilirim. Tabii beklerim. Lütfedersiniz. Mr. Payne sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Lütfen oturun. Teşekkür ederim efendim. Randevu almadan rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yok, üzülmeyin. Vazifemiz sizleri dinlemek ve mümkün olursa elimizden geldiği kadar yardım etmek. Acaba size ne şekilde yardımım dokunabilir? Adım Wilbraham, Charles Wilbraham. Ben... Asker olduğunuzu zannediyorum. Binbaşı mı, yarbay mısınız? Binbaşıydım, şimdi emekliye ayrıldım. Ya, herhalde yurda döneli de pek çok olmadı değil mi? Hindistan'da mıydınız yoksa Doğu Afrika'da mı? Doğu Afrika'daydım. Güzel yerler olduğundan eminim. Demek ki işleriniz bitti ve yurda döndünüz. Aha. Şimdi de ana yurda dönmek sizi memnun etmedi. Yalnız ve heyecansız kaldınız ha? Canınızı sıkan da bu olmalı. Evet ama nasıl bildiniz bunu? Ne kadar benim işim çabuk. Böyle şeyleri bilmektir binbaşı Wilbraham. Hayatımın 35 yılını devletin istatistik dairelerinde geçirdim. Emekliye ayrılınca devlet dairelerinde edindiğim bilgi ve tecrübeden faydalanmayı düşündüm. Öğrendiklerimin her biri başlı başına bir romana konu olacak derecede zengindi. Fakat ben onları bir romanın sayfalarına dökeceğimi aktif hayatta kullanmak istedim. Böylece de hayatından memnun olmayanlara içinde bulundukları boşluğu doldurmak için yardım etmeyi düşündüm. Övünmek istemem ama işimi başaramadığımı da söyleyemeyeceğim. Öyle anlaşılıyor. Hoşnutsuzluğun nedenleri 5 noktada toplanır. Yo, bu kadar kesin konuştuğum için öyle inanmaz gözlerle bana bakmayın. Size bunları uzun uzun anlatıp canınızı sıkacak değilim. Fakat ben bu sebepleri bildiğim için evvela hastalığın teşhisini koyarım. Bir kere hastalığın nedenini buldunuz mu artık onun tedavisi için fazla bir gayret sarf etmeye lüzum kalmaz. Evet binbaşı Wilbraham, ben insanların hoşnutsuzluklarını veya bedbahtlıklarını tedavi ediyorum. Hayır, ruh doktoru falan değilim. Ancak insanların aradıkları, özledikleri mutluluk, zevk, heyecan gibi şeyleri temin ediyorum. İşte ben de bunun için geldim size. Biliyorum, herhalde gazetedeki ilanımızı görmüş olacaksınız. Hı-hı. Mutlu değil misiniz? O halde Mr. Parker Payne'la görüşünüz. Adres Richmond Caddesi numara 17. Tamam öyle. Gazetedeki ilanı gördüm ve hemen geldim. Bakın, yalnız şunu haber vereyim. Bütün güçlükleri yeneceğimi iddia etmiyorum. Ancak elimden geleni yaparım. Yapamayacağım bir iş karşısında kalırsam onu zorlamam. Olduğu gibi bırakırım. Fakat vaat ettiğim bir işi yarım bırakmak da hiçbir zaman adetim değildir. Kurduğum planı sonuna kadar uygularım. Ben de bir asker olarak yarım işten hiç hoşlanmadığımı söyleyebilirim size. Bana inanın binbaşı Wilbraham, devlet hizmetindeki aktif hayattan çekilenlerin %96'sı hayatlarından memnun değillerdir. Omuzlarındaki tehlikelerle dolu sorumluluk yükü onları iki büklüm hale getirmiştir. Buna rağmen o hayatın canlılığı onları çalıştıkları müddetçe meşgul etmiş, bahtsızlıklarını duyacak zamanları olmamıştır. Emekliye ayrılır ayrılmazsa hayat bütün boşluk ve yavaşlığı ile üzerlerine çöker. O zaman sudan çıkmış balığa dönerler. Bütün bu söyledikleriniz çok doğru Mr. Payne. Aynı can sıkıntısını, aynı boşluğu ben de hissediyorum. Aynı bitmez tükenmez işler ve dertler canımın sıkıntısını daha da arttırıyor. Kopamda bir köşküm, biraz da param var benim. Avcılık gibi meraklarım yoktur. Üstelik sömürge hayatı arasında evlenmeye de vakit bulamadım. Komşularımın hepsi candan ve iyi insanlar. Fakat Büyük Britanya adasının dışında başka dünyalarda olduğunu hatırlarına bile getirmiyorlar onlar. Ve neticede onlar için hayatın büyük ve uzun meseleleriyle kısa işlerini bir torbaya yerleştirince ortalık düzene girmiş oluyor, öyle değil mi? Tamam öyle. Yekne sakla, lanet olsun. Halbuki sizin heyecan duymaya ihtiyacınız var. Bunu arıyorsunuz ve bunun için bana geldiniz. Herhalde tehlikelerle karşılaşmak daha hoşunuza gidecek. Bu konserve kutusuna benzeyen memlekette böyle şeyler aramak biraz aptallık olur ama. Beni mahzur görün binbaşım. Fakat işte bunda yanılıyorsunuz. Ne gibi? Eğer gideceğiniz yeri bilirseniz şu Londra'nın içinde sayısız tehlikelerle karşılaşırsınız. Heyecan vesilesi olacak 1000 kişi şey bulursunuz. Siz daima ana yurttan uzak yaşadığınız için kendi vatanınızı yakından tanımıyorsunuz. İngilizlerin yaşadığı hayat dış yüzde gayet sakin ve sevimlidir. Fakat madalyonun bir de ters yüzü vardır. Ve isterseniz bu art yüzü size ben gösterebilirim. Acaba? Hiç şüpheniz olmasın. Yalnız peşin haber veriyorum. Belki büyük tehlikelere göze almanız gerekecektir. Razı mısınız? Madem ki kendinizden bu kadar eminseniz razıyım. Peki bunun karşılığı ne olacak? Yani ne kadar ödeyeceğim size? Ücretim
peşin ödenmek şartıyla 50 İngiliz lirası. Eğer bir ay sonunda sizi tatmin edememişsem, siz aradığınız heyecanı bulamamış, aynı can sıkıntısı içinde bunalıyorsanız, paranızı aynen iade ederim. Kabul. Size bir çek yazayım. Ben de hemen işe girişeyim. Ooo Madlen, geldiniz mi? Sizi binbaşı Wilbraham ile tanıştırayım. Sizi bugün öğle yemeğine götürmekten memnun olacağını söylüyor. Ben mi? Memnun oldum tabii. Miss de Sara. Çok naziksiniz efendim, teşekkür ederim. İsterseniz hemen gidip hazırlanın Madlen. Evet, iyi olur efendim. Beni birkaç dakika beklersiniz değil mi binbaşı Wilbraham? Elbette, elbette, memnuniyetle efendim. Buyurun çekinizi Mr. Pine. Adresinde kartımda yazılı, onu da buyurun. Teşekkür ederim binbaşım. Yarın sabah benden bir mektup alacaksınız. Size aradığınız şeyleri gösterecek birinin adresini vereceğim. Merakınızı ve arzunuzu o yerine getirecek. Olur mu efendim? Döndün mü Madden? Evet Mr. Pine. İyi, ne haber? Binbaşı benden korktu. Beni bir vamp kadın zannetti. Tahmin etmiştim. Demek esmerlerden hoşlanmıyor. Sade hoşlanmamakla kalsa iyi. Korkuyor da üstelik. Bari zevklerini öğrenebildin mi? Evet. Salondaki öbür masalarda oturan kadınları birer birer eledi. Gözü hep sarışın mavi gözlü kadınlara takılıyordu. Sözü de getirip sarışınlara bağlıyordu. Buna memnun oldum. Madem bana şu B dosyasını ver de beraberce bir gözden geçirelim. Bakalım bugün için elimizin altında işe yarar sarışınlardan kimler var. Evet. Dosyadaki tek uygun sarışın Freda isimli müşteri. Tamam. Şimdi plan için gidip Mrs. Oliver'la görüşeyim. Binbaşı Charles Wilbraham, pazartesi günü saat 11'de Hampstead'e gidersiniz. Orada Beyaz Zambak isimli köşkte Mr. John'u görün. Guava Gemi İşletmesi şirketinden geldiğinizi söyleyin. İstekleriniz Mr. John tarafından sağlanacaktır. Saygılarıyla Parker Pine. Çok güzel. Çok güzel ama pazartesiye kadar daha 3 gün var. Of, nasıl sabredeceğim bilmem ki. Adam övünmekte haklı galiba. Ben daha şimdiden heyecan duymaya başladım. Pazartesi günü de bankacılık bayramı. Her yer tatil. Of, trenler ve yollar kim bilir nasıl kalabalık olacaktır. Çatıyı buldum. Şimdi de köşkü bulmalı. Benimki de biraz aptallık ya. Ismarlama mutluluk ve heyecan olur mu hiç? Bu bahçede bir şeyler oluyor. İmdat! Geliyorum, dayanın. Bırakın kadını, bırakın, size haydutlar sizi, bırakın diyorum. Durun bakayım. Sizi serseriler sizi. Ne istiyordunuz kadından siz? Doğrusu çok tuhaf. Hiç böyle saldırganlar görmemiştim ama da kaçıyorlar ha. Demek ki bütün güçleri güçsüz bir kadına yetiyormuş. Birine elini bile sürmeye kalmadı, hemen kaçtı. Öteki yumruğu yedikten sonra düşmeseydi o da tabanları yağlayıp kaçacaktı. Öyle değil mi mis? Nasılsınız siz? Size bir zararları dokunmadı ya. Çok teşekkür ederim. Çok korktum. Yetişmeseydiniz kim bilir başım. Konuşmayın, yoruluyorsunuz siz. Hepsi geçti şimdi. Siz biraz dinlenin bakalım. Sonra da bir an önce buradan uzaklaşın. Belki o serseriler yine dönüp gelirler. Siz buradayken tekrar geleceklerini hiç sanmam. Vurduğunuz o müthiş yumruklardan sonra öyle kahramanca atıldınız, öyle bir vurdunuz ki. Yok canım, kahramanlık bunun neresinde? Bunlar adi günlük olaylar, yani olağan işler. Siz kalkabilecek misiniz? Koluma girerseniz yürüyebilecek misiniz bir parça? Onu söyleyin bana siz. Bu beklemediğiniz saldırıdan fazla sarsıldığınızın farkındayım da onun için soruyorum. Biraz düzeldim. Bakın nasıl ayağa kalktı. Yardım edeyim size. Başınız dönüyor değil mi? Girin koluma girin. Bu işten bir şey anlamadım.
Bu ev tamamen boş görünüyor. Evet evet, biliyorum, bu ev tamamen boş. Bununla beraber burası beyaz zambak köşkü. Hı-hı. Yani benim aradığım köşk. Şimdi bırakın da bunları düşünmeyin hiçbir şey. Elbet buralarda bir yerde bir taksi bulup sıcak bir çay içebileceğimiz bir salona gidebiliriz. Olanları bana orada anlatırsınız, olmaz mı? Aa, bakın boş bir araba geçiyor. Hey taksi. Girin bakayım içeri şöyle. Ha, rahatça bir yaslanın. Teşekkür ederim. Tamam, konuşmaya çalışıp yorulmayın. Sadece dinlenin. Zor bir durumdan güç kurtuldunuz. Şimdi dinlenme zamanı. İyi, burası salon sıcakmış. Siz rahat mısınız? Teşekkür ederim, çok rahatım. Artık daha fazla vakit geçirmeden kendimi tanıtayım size. İsmim Wilbraham. Binbaşı Charles Wilbraham. Benim ismim de Clegg. Freda Clegg. Hadi çayınızı içmeye başlayın öyleyse Miss Clegg. Teşekkür ederim. Oh, ne müthiş bir şeydi. Korkunç bir rüyaydı sanki. Bu sabah hayatımda bir değişiklik olmasını istiyordum. Ama istediğim böylesi değildi. Böylesi yerinde dursun. Macerayı hiç sevmem. Maceralardan nefret ederim. Neler olduğunu anlatır mısınız bana? Korkarım ki anlatacak pek bir şey yok. Ama bir şeyler oldu. Bunların da bir nedeni olmalı. Ben bu olanı ve nedenini öğrenmek istiyorum. Öyleyse işe başından başlayayım. Çünkü gerçekten bunların bir nedeni var. Ben kimsesiz bir kızım Mr. Wilbraham. Babam kaptandı. Ben 8 yaşımdayken öldü. 3 sene sonra da annemi kaybettim. Yarım kalan tahsilimi bir yetimler yurdunda tamamladım. Şimdi bir şirkette çalışıyorum. Geçen hafta bir gün işten çıkıp oturduğum pansiyonun önüne geldiğim zaman beni bekleyen bir adamla karşılaştım. İsmi Ray'tmiş. Melbourne'da avukatlık yaparmış. Pek nazik bir adamdı. Bana ailem hakkında birçok şeyler sordu. Çok seneler evvel babamla tanıştığını ve onun kanuni birçok işlerini takip ettiğini söyledi. Sonra da bu ziyaretinin asıl sebebini açıkladı. Şu sırada 21 yaşınızı bitirdiğinizi biliyorum Miss Clegg. Biliyor musunuz? Hı? Nereden biliyorsunuz? Çünkü ben babanızın avukatıydım. Yıllarca evvel babanızın mali işleriyle ben meşgul olurdum. O öldüğüne göre artık onun hazırlayıp da kullanamadığı büyük bir servete konmaya hak kazandınız. Servete mi? Ah, ben mi? Nereden? Kimden? Evet Miss Clegg. Büyük bir mirasa kondunuz. Daha doğrusu babanız ölür ölmez bu mirasa konmuştunuz. Fakat galiba babanız bunu size haber vermeyi daha sonraya bıraktı. Söylemeye de ömrü yetmediği için zengin bir kız olduğunuzdan haberiniz olmadı. Ah, gerçekten haberim yoktu. Doğrusu çok garip. Demek mirasa kondu. Evet Miss Clegg. Peki ama babam bana hiçbir şey söylememişti. Fakat böyle bir şey olsaydı anneme söylemez miydi? Annemin de bundan haberi olmamıştı anlaşılan. Çünkü o da bana hiçbir şey söylemedi. Babanızın bu meseleye pek önem vermediğini, hatta ciddiye bile almadığını zannediyorum. Bundan başka sizin de bu mirasta hak iddia edecek bir vesikanız olmadığını zannediyordum. Halbuki babanızın evrakı arasında bir arazi planı olması lazım. İnşallah değersiz bir şey zannedilerek yırtılıp atılmamıştır. Elinizde babanızın evrakından bir şeyler var mı? Galiba bir şeyler vardı. Annem bütün evrakı gemiye ait bir çekmecenin içinde saklardı. Gidip getireyim de beraber bakalım, daha iyi. Herhalde siz o vesikayı tanırsınız. Bakın bakalım, bir şeyler bulabilecek misiniz? Evet, o planı gayet iyi tanırım. Çünkü birçok kereler babanızla beraber incelemiştik onu. Bunun içinde varsa bulurum elbet. Şu neymiş bakayım? Bu değil. Bu da değil. Hayır. Hayır Miss Clegg. Bunların içinde benim sözünü ettiğim plan yok. Ben onu başka kanaldan arayayım bari. Siz pazartesi günü Hampstead'de Beyaz Zambak Köşkü'ne gelin. O zamana kadar ben de araştırmalarımı yapar, size daha işe yarar bilgiler vermeye çalışırım. Durun yazayım. Hampstead, Beyaz Zambak. Tamam. Peki kaçta orada olayım? 11. Sizin için iyi mi yoksa erken mi buluyorsunuz? İyi, çok iyi. 11'de orada olurum. İşte böylece köşke gittim.
Biraz geç kalmıştım. Kapıdan rüzgar gibi girdim ve bahçe yolunu koşarak geçtim. Tam çalıların önüne geldiğim anda o iki korkunç adam üstüme atıldı. Bağırmaya bile fırsat bulamadım. Birisi belime sarıldı. Bütün kuvvetiyle sıkıyordu. Bir eliyle de bağırmayayım diye ağzımı kapatmıştı. Fakat çırpındım ve başımı kurtarıp imdat diye bağırdım. Adam gene ağzımı kapadı. Fakat çok şükür ki siz oradan geçiyormuşsunuz, imdadıma yetiştiniz. Ya siz yetişmesiydiniz? Evet, benim oralarda bulmuşum. Büyük bir tesadüf oldu. Şu kabadayıları yakalayıp bir güzel pataklamak isterdim ama... Siz onları daha önceden tanıyor muydunuz? Katiyen. Zaten adam arkamdaydı. Çırpınmaktan yüzünü görmeye vakit bulamadım ki. Hem hayatımda bu tip adamlar tanımadığımdan kesinlikle eminim. Peki siz bu işe ne diyorsunuz? Şu anda bir şey söylemek biraz güç Miss Clegg. Bu işin anlaşılır bir tek noktası var. Birisi babanızın evrakı arasında olması muhtemel servet habercisi bir planı arıyor ve eline geçirmek istiyor. Ya. Bu muhakkak. Bana kalırsa o Reid dediğiniz avukat size kuyruklu bir masal anlatmış. Ah. Bu suretle sizi şaşırtıp elinizden o aradığı vesika neyse işte onu almak için fırsat yaratmaya çalışmış. Ama aradığını sizde bulamadığını demin siz kendiniz söylediniz. Buna rağmen sizin onu sakladığınızı zannederek bu tuzağı hazırlamış olabilir. Acaba? Hı-hı. Ama galiba öyle. Çünkü cumartesi günü işten eve döndüğüm zaman odamı didik didik aranmış buldum. Her şey darmadağındı. Bütün eşyamın yeri değişmişti. Ben buna bir mana veremedim. Daha doğrusu pansiyon sahibinin sırf merak yüzünden eşyamı karıştırdığını tahmin ettim. Fakat şimdi durum bu hale gelince... Hayır, pansiyon sahibi böyle bir şey yapmış olamaz. Çünkü o kadar dağıtmaya cesaret edemez. Tabii. Öyle değil mi? Doğru, haklısınız. Bana kalırsa biri pansiyon sahibine hiç görünmeden odanıza kadar çıkmayı başardı ve orada bir şey aradı. Fakat bulamadı. Aradığı şeyin de o plan olduğu muhakkak. Demek ki o plana çok değer veriyor. Evet. Odanızda aradığını bulamayınca... sizin de planın değerini bildiğinizi... bu yüzden de onu üstünüzde taşıdığınızı sandı... ve siz köşteki tuzağa düşünce üstünüzü arayıp... planı ele geçirmek istedi. Doğru. Onu üstünüzde bulamayınca... belki sizi bir yere kapatıp yerini söyletinceye kadar işkence bile ederdi. Hayır. Hem bunu nasıl yapabilir? Sizi bu tarzda bir tuzağa düşürdüğüne bakılırsa... adamın istediğini elde etmek için her şeyi göze aldığı kolayca anlaşılabiliyor Miss Clegg. Mantık yolu da onun bu tarzda hareket edeceğini gösteriyor bize. Acaba öyle mi dersiniz? Mümkündür. Babanız bir denizciymiş. Bir gün fırtınada yolunu kaybedip boş bir adanın bir koyuna sığınmış... bilmediği bir toprağa ayak basmış olabilir. Orada da çok değerli bir defineye rastlamış... ve bir kağıda adanın ve definenin yerini işaret etmiş olabilir. Ben sizde aranan şeyin bu vesika olduğunu tahmin ediyorum. Bu düşüncenizde ciddi misiniz yoksa... Bu muhakkak. Evet, aynen böyle düşünüyorum. Peki ama babam böyle bir şey bulmuş olsa bizden niye saklasın? O da var ama şimdilik bu fikri bir kenara bırakalım da... önce nasıl hareket edeceğimize karar verelim. Evet. Herhalde polise gitmeyi düşünmüyorsunuz. Hayır, lütfen bana bunu teklif etmeyin. Böyle düşündüğünüzü ayrıca memnun oldum. Polisin işe karışmasından netice alınamayacağı gibi... başınıza bir sürü tatsız işler de açılabilir. Şimdi ben sizden sizi öğle yemeğine davet etmeme müsaade etmenizi rica ediyorum. O vesika üstünüzde değil mi? Hangi vesika? Şaka ediyorsunuz galiba binbaşı Wilbraham. Öyle bir vesikadan haberim bile yoktu. Hem öyle bir şeyim yok ki üstümde taşıyayım. Peki o halde yemekten sonra sizi evinize kadar götürmeme müsaade etmenizi de isteyeceğim. Ta ki emniyetle evinize kadar girdiğinizden emin olayım. Ve eğer kabul ederseniz dairenizi bir kere de beraber arayalım diyorum. Çünkü o planın evinizin bir yerinde olmasından şüphe ediyorum ben. Belki onların bulamadığını biz buluruz, ne dersiniz? Ama belki babam onu saklamayı uygun bulmamış ya da önem vermemiştir de kendisi ortadan kaldırmıştır. Böyle bir ihtimal de var tabii. Fakat bunların bir de ters tarafını düşünelim. Belki size faydası olur diye imha etmemiştir. Belki buluruz. Evet ama o kağıtta ne bulunabilir? Gerçekten gizli bir definenin anahtarı mıdır dersiniz? Böyle olması akla daha yakın geliyor. Wright dediğiniz o avukat da böyle söylememiş miydi size? Hadi şimdi bunları bırakalım da yemeğe gidelim. Hadi kalkın lütfen. İyi düşünün Miss Clegg. Dairenize giren çıkan olmadı mı hiç? Hayır. Benden ve ev sahibinin hizmetçisinden başka kimse girmedi. Durun hatırladım. Cumartesi günü bir elektrikçi gelmişti. Hmm. Yatak odamdaki kablonun fazla eskimiş olduğunu, kaçak yaptığını söylemişti. Oraya girdi ve kabloyu değiştirdi. Ve tabii böylelikle yatak odamda uzun müddet kalmış oldu. Anlıyorum. Şüphelenmekte haklı olduğunuzu sanıyorum. Şu babanızın çekmecesini bana da gösterir misiniz? Getireyim.
bomboş. Ve sizde başka hiçbir kağıt veya harita yok. Olmadığından eminim. Çünkü görüyorsunuz benim kira, elektrik vesaire makbuzlarımdan başka hiçbir şey yok bunun içinde. Ah, şuraya bakın. Bakın bakın şurada. Tahtada ince bir çaklak var. Arasından da sarımsı bir şey görünüyor. Ben bulacağız demedim mi size? İçime doğmuştu. Bakın o şey kaydı. Göremiyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı. Çekmecenin bu tarafı iki kat yapılmış. Üst taraftaki tahta çok ince olduğu için dikkat edilmezse belli olmuyor. Demek kağıt bu iki tahtanın arasına saklanmış. Hani bakayım nerede? Bir dakika. Şu tahtayı çakımın ucuyla aralarsam, çekmeceyi de baş aşağı çevirirsek. Tamam, işte aradığımız kağıt elimize geçti. Ne zekisiniz. Açın bakalım neymiş. Hayır, ona el sürmeye hiç hakkım yok. O sizindir. Ancak siz açıp bakabilirsiniz, buyurun. Aman ne eski şey. Hem de sapsarı olmuş. Dikkat etmezsem dağılacak. Üstünde acayip işaretler var. Ben bundan bir şey anlamadım ki. Buyurun bir de siz bakın. Belki bu bilmeceyi çözersiniz. Ben anladım. Bu Swahili sahillerinden bir yerin haritası. Ve biliyorsunuz Swahili Doğu Afrika'dadır. Orada da dünyanın en zengin madenleri ve defineleri bulunur. Ne harikulade şey. Peki bu işaretler nedir? Onlar işaret değil, Swahili yazısı. Ne yazık ki onları okuyamayacağız. Ben biraz bilirim, sökmeye çalışayım bakalım neymiş. Şunu cama yapıştırırsak daha iyi okunacak. Çok tuhaf, çok tuhaf. Tuhaf olan nedir? Bir şey mi keşfettiniz yoksa? Durun bir kere daha okuyayım. Belki yanlış anlamışımdır. Tüm 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 tüm. Tamam. Evet Miss Clegg, bu sizin gizli definenizin planı. Gizli definem mi? Sahi mi? Hı hı. Yani batmış bir yelkenli, denizin dibinde yatan altınlar, inciler veya toprağa gömülmüş bir mücevher sandı. o kadar romantik bir şey değil, hayır. Fakat sonuç pek değişmez. Çünkü bu plan toprağa gömülmüş bir fil dişi stokunun yerini gösteriyor bize. Fil dişi stoku mu? Evet. Gerçi oranın av kanununda vurulacak fil sayısı kesinlikle belli edilmiştir. Fakat bazı açık gözler gizli fil avcılığı yaparak elde edebildikleri fil dişlerini el altından kaçırarak satarlar. Çünkü fil dişi ticareti de elmas veya altın ticareti kadar karlı bir ticarettir. Bu define de böyle kaçakçıların sakladığı bir şey olacak. Bu plan nasılsa babanızın eline geçmiş. Hem de pek yüklü bir define. Acaba? Bana inanın Miss Clegg, oldukça zengin bir definenin sahibisiniz artık. Acaba bu define o zamandan bu zamana kadar olduğu yerde duruyor mu? Yoksa başkalarının eline mi geçti? Avukat Reid'in telaşına bakılırsa bu define kimsenin eline geçmemiş olmalı. Beni dinleyin Miss Clegg. Biz vakit geçirmeden hemen oraya hareket etmeliyiz. Yani siz bunların çok para edeceğini mi söylemek istiyorsunuz? Evet Miss Clegg. Büyük bir servet bu, çok büyük. Ama acaba babam bunu nasıl ele geçirdi? Belki bir rastlantı sonucu kendi bulmuştur. Belki sahibi ölürken bunu babanıza vermiştir. Belki de saklasın diye vermiştir, olamaz mı? Belki babanız ona bir iyilik etmiştir, o da karşılık olarak bunu ona vermiştir. Evet, evet. Görüyorsunuz ya, akla her türlü ihtimal gelebiliyor. Babanızın bunu nasıl ele geçirdiği bizi ilgilendirmez. Zaten bugün için geçmişteki gerçeği öğrenmemiz mümkün değil. Doğru. Bir ihtimal daha var. Babanızın bunu bir yerde bulduğunu fakat okuyup anlayamadığı için fazla önem vermediğini de tahmin edebiliriz. Bunların hepsi birer ihtimalden ibaret ama. Bununla beraber gerçekten uzak olmadıkları da muhakkak. Son ileri sürdüğünüz ihtimal pek akla yakın gelmiyor. Çünkü babam bunu bir yerde bulmuş olabilir ama önem vermeseydi böyle çekmecenin gizli bir yerine saklamazdı herhalde. Çok haklısınız. Fakat madem bu bizim elimize geçti, biz de onun önemini iyice anladık. O halde yapacağımız şey bu belgeyi değerlendirmektir. Ben bunun burada muhafaza edilmesini doğru bulmuyorum. Reid veya adamları bir kere daha girip burayı arayabilirler. Ya. Bana güvenebilir misiniz Miss Clegg? Elbette güvenirim. Ama bunu üzerinizde taşımak sizin için de tehlikeli olmayacak mı? Hiç merak etmeyin. Ben kolay kırılır cevizlerden değilimdir Miss Clegg. Bunu yanıma alayım. Yarın akşam gelip sizi ziyaret edebilir miyim? Akşamları kaçta işten çıkıyorsunuz? 6:30'da filan evde olurum. Mükemmel. Kızılderili toplantısı gibi bir şey olacak bu. Konuşur, bir karara vararız. Sonra da herhalde sizi akşam yemeğine götürmeme müsaade edersiniz. Bu anlaşmayı kutlamak da gerek, öyle değil mi? Şimdilik hoşça kalın Miss Clegg. Yarın akşam 6:30'da buluşuruz. Miss Clegg yukarıda değil mi? Miss Clegg mi? Miss Clegg sokağa çıktı. Sokağa mı çıktı? Peki, ben biraz sonra tekrar gelirim. Herhalde biraz sonra dönecektir.
Miss Craig hala dönmedi mi? Hayır efendim. İyi ama bu kaçıncı gelişim sayısını ben de unuttum. Saat 7:30 geçiyor. Miss Craig'le 6:30'da buluşacaktık. Halbuki kendisi hala meydanlarda yok. Miss Clay'in odasında olmadığından emin misiniz? Giderken bana bir haber bırakmadı mı acaba? Bunları her gelişinizde sordunuz efendim. Hiçbir haber bırakmamıştı. Fakat şimdi... Evet şimdi. Siz binbaşısınız değil mi? Evet. Öyleyse size şimdi bir haber var binbaşım. Biraz evvel birisi elden bir mektup getirdi. Tamam, çabuk verin. Buyurun. Sayın binbaşı Wilbraham, bazı akıl almaz şeyler oldu. Şimdi bunları yazmaya vaktim yok. Fakat bu mektubu okur okumaz hemen Beyaz Zambak Köşkü'ne gelip beni bulursanız çok iyi olur. Hemen gelin olur mu? Saygılarıyla Freda Clegg. Allah Allah, ne oldu acaba? Affedersiniz, acaba sizde posta pulu bulunur mu? Evet, var. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun, parasını vereyim. Teşekkür ederim efendim. Bu da sizin için. Ah, çok teşekkür ederim. Size bir hizmette bulunmadım ki, bahşiş için veriyorsunuz. Akşamdan beri sizi az mı rahatsız ettim? Fakat şu pul öyle makbule geçti ki, mektup yazmıştım, pulum kalmamıştı. Geç kalıp misikleyi bekletmeyeyim diye buraya kadar acele geldim. Mektup da cebimde kaldı. Şimdi hemen gidip onu atayım. Hoşça kalın, hoşça kalın. Herkes evine çekilmiş. Miss Clegg bu saatte bu boş köşkte ne arıyor acaba? Pencerelerin hiçbirinde ışık yok. Şu evin etrafını dolaşmak iyi olacak. Hayır hayır, bu evde kimseler yok. Acaba yanlış mı geldim ben? Yok ama buna da imkan yok. Yanıldım galiba. Arka taraftaki şu pancurun aralığından ışık sızıyor. Demek ki içeride bir kimse veya kimseler var. Şu eve girmenin bir yolunu bulabilsem... buldum. Şu panjur iyi kapanmamış galiba. Camı da açık üstelik. İşte bu çok iyi. Eğer bu adamlar Miss Clegg'e tuzak kurmuşlarsa çok acemice davranmışlar diyeceğim. Açayım şu panjuru. Çok iyi. Çok da karanlık burası. Çakmağım nerede benim? Burası mutfakmış. Tabii bomboş bir evin mutfağı da bomboş olur. Burası da evin holü. Şu kapılardan birini tecrübe edelim bakalım. Burası da boş bir oda. Hey, kim var orada? Kim var orada? Ay canım, bırak beni. Bırak ne oldu? Bırak. Oh, oh, başım. Oh, başım. Neredeyim ben? Oradaki kim? Kim var? Oh, boynum. Kim orada bağlı yatan? Ses versenize. Oh, kafama öyle bir vurdular ki gözlerim iyi görmüyor. Kim? Miss Clegg. O da bağlı. Hem de baygın galiba. Miss Clegg. Miss Clegg. Işık da öyle hafif ki. Miss Clegg, kendinize gelin Miss Clegg. Ayıldınız mı? Oh. Miss Clegg, ayıldınız mı? Bir yeriniz ağrıyor mu? Oh, başım. Oh, kollarım da ağrıyor. Beni bağlamışlar. Evet, evet, bağlıydınız. Kim konuşuyor? Siz kimsiniz? Benim, ben Miss Clegg, tanımadınız mı? Ben Charles, binbaşı Wilbraham. Binbaşı Wilbraham mi? Siz de mi buradasınız? Sizi de mi bağladılar? Ne oluyor acaba, neden bizi bağladılar? Pek fena bir tuzağa düştüm. Lanet olsun, hem de körü körüne. Çok acemice davrandım. Bana şunu söyler misiniz Miss Clegg? Neden buraya geldiniz? Beni niye buraya çağırdınız? Sizi ben mi çağırdım? Elden bir mektup gönderip beni buraya çağıran siz değil misiniz? Aman yarabbim. Ben değil, siz bana mektup yazıp beni buraya çağırdınız. Ben gönderdim ha? Ben çağırdım ha? Evet. Mektubunuzu ofise getirdiler. Bana buraya gelmemi yazmıştınız. Anlıyorum. İkimizi de aynı taktikle bu tuzağa düşürdüler. Evet ama bundan maksat nedir acaba? Şimdi ne olacak? Hani maksatları olabilir. Bütün istedikleri planı ele geçirmek. Geçen gün bizi takip etmiş olmalılar. Beni ancak bu suretle ele geçirebilirlerdi zaten. Ya plan? Onu da... Ne yazık ki üstümü aradılar. Durun. Durun, bir ses işittim. Ne sesi?
Evet, onu da ele geçirdim. Teşekkür ederim. Bunda yanılmadığımdan zaten emindim. Mr. Reid'in sesi. Bunda da siz yanılmadınız Miss Clegg. Fakat göremiyorum. Sesi fakat Reid benim isimlerimden yalnız bir tanesidir. Benim bundan başka birçok ismim var. Şimdi konumuza gelelim. Siz ikiniz benim işlerime burnunuzu sokup beni rahatsız ettiniz. Ben böyle şeylere gelemem. Evimi öğrenmiş olmanız bile başlı başına bir suçtur, bir küstahlıktır. Çünkü ben gizli işlerimi bu evde başarmayı severim. Henüz polise gitmediniz ama buradan kurtulur kurtulmaz benim başımı polisle belaya sokacağınıza hiç şüphem yok. Sizlere hiçbir şekilde güvenemem. Polise bir şey söylemeyeceğinize dair bana söz verebilirsiniz fakat bu yolla verilen sözler pek nadir tutulur. Bu evin bana ne derece faydalı olduğunu bilemezsiniz. Yani anlıyorsunuz ya, burası benim temizlik evimdir. Bu eve girilir fakat bir daha çıkılmaz. Çıkmak yalnız bana mahsustur. Bu evin eşiğini atlayanın yolu burada biter. Burası çıkışı olmayan bir evdir. Pek üzgünüm ama sizlerin de bu eşiği atladığınızı hatırlatmak isterim. Pek elem verici olmakla beraber sizleri bir daha gün ışığına çıkarmaktan korktuğum için hayat yolunuzu burada kapatmak zorundayım. Hayır, hayır. Pek üzgün olduğumu söylemiştim Miss Clegg. Yo yo, kan dökecek değilim ben. Ben kandan nefret ederim. Benim metodum çok daha sade. Hem de bildiğime göre fazla acı çektirmez. Eh, artık gitmem lazım. İkinize de iyi akşamlar efendim. Buraya bakın. Bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Fakat bu genç hanım hiçbir şey yapmadı, hiçbir günahı yok. Onu serbest bırakmaktan size hiçbir zarar gelmez. Ses kesildi. Su. Su. Su mu? Ne yazık ki Freda, burada bağlı vaziyetteyim şimdi. Hayır hayır, onu demek istemiyorum. Tavana bakın. Tamam. Ah, demek alçak adam bizi böyle öldürecekmiş. Bu mahzende fareler gibi boğulup gideceğiz, öyle mi? Lanet olsun. Küçük çocuklar gibi tuzağa düştüm. Lanet olsun. Evet, evet, bizi boğarak öldürecek. Lanet okumanın hiçbir faydası yok. Yo yo, durun bakalım, daha ölmedik. Benim ölmeye hiç niyetim olmadığı gibi sizin ölmenize de katiyen müsaade edemem. Bir kere bağırıp imdat çağırmayı tecrübe edelim. Bakalım gene olur mu? Ya. Hadi ikimiz beraber. Evet. İmdat! 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 Kimsenin duymasına imkan yok. O kadar derindeyiz ki. Kapılar da ses geçirmez cinsinden olmalı. Adam bunu hesap etmez mi hiç? Sesimizin duyulacağını bilseydi ağızlarımızı tıkamadan bırakır mıydı buradan? Bunların hepsi benim kabahatim. Sizi de bu tuzağa ben sürükledim. Freda, boşuna üzülme. Çünkü ben de bunun aksini düşünüyorum. Bütün kabahat bende. Bırak şimdi böyle münakaşa edeceğimize, buradan kurtulmanın çarelerini araştırmalıyız. Vaktimizi boş üzüntülerle israf etmenin hiç manası yok. Kendinize güveninizi lütfen kaybetmeyin. Sizi bu güç durumundan mutlaka kurtaracağım. Bana inanın, daha çok vaktimiz var. Bakın, suyun akışına bakılırsa sonumuzun gelmesi o kadar yakın değil. Siz ne harikulade bir insansınız. Gerçek hayatta sizin gibi insanların bulunacağını hiç tahmin etmezdim. Sizin gibi insanların yalnız romanlarda yaşadığını zannederdim. İltifat ediyorsunuz Freda. İşte öyle değilim aslında. Yo yo, hem de çok harikuladesiniz. Şimdi bu boş lafları bırakalım Freda. Evvela şu manasız ipleri çözmeye bakalım. Oh. Gayret Mr. Bilbrahim. Kollarınızı yukarıdan aşağı doğru yere sürtün. Evet. Doğrusu da bu. Biraz bileklerime doğru kalktılar. Ellerimden birini kurtarabilsem. Tamam. Ne oluyor? Tamam işte. Bir dakika. İşte şimdi tamam. Artık şu düğümü dişlerimle çözebilirim. Biliyor musun Feda? Canavar bize büyük bir iyilik yaptı. Ne gibi? Elektriği açık bıraktı. Karanlıkta olsaydık bunu dünyada başaramayacaktım. Tamam. Şimdi sizi de çözeyim. Nihayet ikimiz de kurtulduk. Size nasıl teşekkür etsem azdır. Her tarafım uyuşmuş. Tabii uyuşur. Sizi benden evvel bağlamışlar. Kim bilir kaç saattir bağlı kaldınız burada. Tam 4 saat. Gördünüz mü? Halbuki ben geleli daha ancak yarım saat oldu. Hadi artık buradan çıkalım. Yürüyebilecek misiniz? Yürürüm elbet. Yürüyemeyeceksiniz. Koluma girin benim. Şu merdivenin üst tarafında başka bir kapı var. Onunla da uğraşmaya mecbur olmasak iyi olur canım. Gerçi şu... Suda ayak bileklerimize çıktı.
Islandık ama burada kurumanın imkanı yok. Dışarı çıkmak zorundayız. Eyvah! Kapı kilitli. Ama pek sağlam bir kapıya benzemiyor. Bakın bir omuzda işte kendini nasıl koyverecek. İşte oldu. Kapı açıldı ama yukarıda bir kapı daha göründü. Evet. Hem de pek sağlam bir kapıya benziyor. Şimdiye kadar işler yolunda gitti ama şimdiden sonrasını başaramayacağız galiba. Durun bakayım, bu kapı kilitli olmayabilir. Nihayet kurtulduk. Bugün çektiğim korkuyu ömrüm boyunca unutamayacağım. Zavallı sevgilim. Siz korkak değilsiniz. Aksine cesur bir insansınız. Öyle cesur davrandınız ki. Greta sevgilim. Sevgili meleğim benim. Neler diyorum ben? Seni seviyorum Freda. Benimle evlenir misin? Burası yeri değil bunu sormanın ama. Evet. Evet sevgilim. Benim tatlı meleğim. Hadi gel bir an önce kurtulalım buradan. Her şey istediğim gibi oldu ama fil dişlerinin esrarı olduğu gibi duruyor. Peki ama zaten planı elinizden aldılar. Yok, o kadarını yapamadılar. Bütün meselede gözü kapalı davrandım ama bu işte açık göz oldum. Bugün oturup ona benzeyen fakat daha değişik, yani sahte bir plan çizdim. Asıl planı da bir zarfa koyup terzime gönderdim. Pulu da sizin pansiyondaki hizmetçiden aldım. Beni bayılttıkları zaman üstümden o sahte planı bulup aldılar. Artık onunla oynarlar biraz. Şimdi ne yapacağız biliyor musun sevgilim? Bilmem, ne yapacağız? Evlenir evlenmez balayı için doğru Afrika'ya gideceğiz. Ve gelirken definemizi de beraberimizde getireceğiz. Günaydın Mrs. Oliver. Size teşekkür etmeye geldim. Günaydın Mr. Pine. Bana neden teşekkür ediyorsunuz? Çünkü güzel bir hikaye yazdınız. Biz de onu başarıyla sahneye koyduk. Oh, çok memnun oldum. Demek başarıldı. Evet. Bu arada çöp çatanlık da yapmış olduk. Binbaşı ile Freda bugünlerde evleniyorlar. İki damla heyecan aramak için bize başvuran iki macera severi birleştirmiş olduk. İkisi de yalnızlıktan kurtuldular. Hem bunda sizin payınız çok büyük tabii. İleride bize daha orijinal konular hazırlayacağınızı ümit ediyorum. Oo, bunu yapamam. Stilimi değiştireceğimi zannetmiyorum. Çünkü okuyucunun ruh halini iyi bildiğimi zannediyorum. Okuyucu bunun gibi mahzende yükselen sular, zehirli gazlar, ipler falan gibi şeyler okumaktan hoşlanıyor. Daha kitabın başında aşırı bir heyecan duyacağını bilmek, sonra da baş aşağı maceranın içine dalmak onları çok heyecanlandırıyor. Okuyucu daima eskiye bağlı kalmaktan hoşlanır. Tıpkı eski ve değerli eşyasını tamir ederek kullanmayı yeni moda eşyaya tercih ettiği gibi. Haklısınız galiba. Halkın hoşlandığı şeyleri sizin benden iyi bildiğiniz muhakkak. Peki size borcumuz ne kadar tutuyor acaba? Şuraya yazmıştım. Pek fazla bir şey değil. Kıza saldıran iki zenci pek fazla ücret istemedi. Mr. Red rolünü oynayan aktöre ise 5 İngiliz lirası verilecek. Mrs. Oliver, bu genç aktör işi ciddi sanıp polise falan gidip de başımızı derde sokmasın. Yok. Hiç eline böyle bir fırsat verir miyim? Ona işin bir şakadan ibaret olduğunu söyledim. Ve polislik bir işimiz olmadığını da ilave ettim. Peki ya Bodrum konuşması? Bodrum konuşmasını burada teybe aldım. Ona evi görmek ve tanımak fırsatını vermedim. İyi ki şu beyaz zambak köşkünü almışım. Öyle işime yarıyor ki. Evet, öyle görünüyor. Size parasını ödemiş olmalı. Ne diyorsunuz? Hem de nasıl ödedi? Zaten onu pek ucuza satın almıştım. Tam 11 maceraya sahne oldu. Ve bana bir hayli para kazandırdı. Az daha Johnny unutuyordum. 5 şilin de ona verilecek. Johnny de kim? Yukarı kattan suyu döken çocuk. Evet. Aklımdayken şunu da sorayım. O Afrika haritasını nereden ele geçirdiniz kuzum? Herhalde İngiltere Müzesi'nden kopya etmişsinizdir. Hayır. Şimdi böyle belgeler temin eden bürolar kuruldu. Onu böyle bir bürodan sağladım. Ortaya ne yeni meslekler çıktı, değil mi? Mesela şu benim kurduğum ve yürüttüğüm iş. Mesela şu söylediğiniz büronun işi. Mesela benim işim. Yalnız bir şeye üzülüyorum. Yeni evliler Afrika'ya giderlerse verilen planda gösterilen yeri bulamayacaklar için hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bu da balaylarının tadını kaçıracak. İnsan dünyada her isteğine erişemez misin Oliver? Bunu da biliyorsunuz değil mi? Balayları yanlarına kar kalsın, bu onlara yeter sanırım. Freda sevgilim, ayın kaçı bugün? 16'sı. 16'sı, aman yarabbi. Ne oldu sevgili? Hiç. Sadece John adında birini hatırladım da. Kim bu John? Tanımıyorum. Ah,
çok koşsun Charlie. Hem adamı tanımıyor hem adını biliyorsun. Sonra da onu hatırlıyorsun. Bu nasıl oluyor peki? Bak nasıl oluyor anlatayım sana. Bir iş için bana bu John'un adresini vermişlerdi. Seni o iki zincirin elinden kurtardığım gün onu aramaya çıkmıştım. Olayların akışı bizi Doğu Afrika'ya kadar getirdi. John tamamen aklımdan çıkmıştı. Adam kim bilir beni ne kadar beklemiştir. Ama yurda dönünce o mutluluk dağıttığını iddia eden büroya uğrayıp paramı geri istemeliyim ben. Çünkü bana hiçbir hizmette bulunmadılar. Zaten fırsat da kalmamıştı ama işin doğrusuna bakılırsa pazarlığı bozan asıl ben oldum. Adamın da büronun da hiçbir kabahati yok. Eğer John'u bulsaydım o zaman da seninle karşılaşmayacaktım. Hem de adam belki bana bundan daha heyecanlı ve mutlu... evet, mutlu bir sonuç hazırlayamazdı. Demek ki onlar aldıkları parayı dolayısıyla hak etmiş oldular. Helal olsun. Öyle gazete ilanlarına kapılıp bir sürü parayı sokağa atmak için insanın deli olması lazım. Param havaya gitti. Bana hiçbir hizmette de bulunmadılar. Önüme Mr. Reid ile başlayacak böyle bir maceranın getireceği dehşetli sonucu bilseydim biraz heyecan aramak için onlara başvurur muydum? Ama ne olursa olsun bu macera dolayısıyla seni tanımış oldum. Karşıma senin yerine bir başkası da çıkabilirdi. Ah, şimdi ne kadar mesudum. Büroya ödediğim para helal olsun. Bu şansı belki de o para getirdi bana. Charlie. Evet sevgilim. Konuşurken birden sustun. Ne düşünüyorsun sevgilim? Şey, ne düşünebilirim? Ben bilemem ki. Ben biliyorum sevgili Freda'm. Seni mesut etmenin yollarını düşünüyorum. Ah, benim mert sevgilim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.